bulunmakta. Buna acil ayrı vermekten ziyade tedbir almak istiyor. Yani sebze yakaladığı Mart ayında itibaren altın aldığı yatırdık. Allah nasip ederse ilk bölüm. Toplantıya geçmeden önce, detaylara geçmeden önce birkaç tane konu var dikkatinize sunmak istediğim. Bunlardan bir tanesi, bildiğiniz gibi deprem konusunda bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bizim en son OSKİ'nin eski binasında bir düzenleme yapalım dedik, bir kuvvetlendirme yapalım dedik. Fakat gördük ki perişan vaziyette. Yani güçlendirilecek tarafı kalmamış. Tamamen C5 betonuyla yapılmış. Yani elinizde un ufak oluyor şeyi, çimentosu. Yani o binaları iyi ki boşaltmışız. Yani buradan başka bir şeye gelmek istiyorum. Demek ki bunun benzerleri de ilimizde bulunmakta. Buna acilen tedbir almamız lazım. Bu daha evvel düşündüğümüz bir şeydi ama artık bunu ayan beyan görmüş oluyoruz. Yani bu betonlar çürük. Allah göstermesin, çok üzücü sonuçları da oluşturabilir. Onun için ciddi tedbir almamız gerekiyor. Ben ilçeler bazında, Altınordu dahil, Ünye'ye kadar, bütün ilçelere kadar hepsinin durumunu size rakamlarla verebilirim ama bu rakamı vermek istemiyorum. Bayağı bir canımızın sıkılacağı rakamlar. Dolayısıyla rakamları detaylı vermekten ziyade tedbir almamız lazım. Çünkü rakamları konuşmanın bir alemi yok. Bizim kolları sıvayıp işe girişmemiz lazım. Bunun için de bir deprem master planı yapmamız gerekiyor. Bunun için de Ordu içinde olası bir depremin öncesi, deprem anı ve sonrasını iyi yönetmemiz gerekiyor. Bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Bunu da gündeme getirip ilçelerimizde aktif bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için paydaşlar olarak üniversite, yerel yönetimler, STK'lar, meslek odaları, başta tabii bakanlığımız olmak üzere bunu ele alacak. Şehircilik ve Çevre Bakanlığı. Durum tespiti yapılacak. Binaların röntgen çekilmesi, kanuni altyapısı oluşturulacak. Risk analiz raporları çıkacak. Afet zararlarının yönetim merkezi vesairesi bunlar kurulacak. Detaya girmek istemiyorum. Toplantıda fazla zamanınızı almayalım ama çok ciddi bir şey. Tabii burada işin kentsel dönüşüm dahil olmak üzere köklü bir şekilde bunun ele alınmasında yarar var. Birincisi bu. İkincisi, binalarda verimli konusunu biz ele alıyoruz. Burada orada değil, belki de Türkiye'de bir ilk olacak. Buradaki su başta olmak üzere bunun iyi yönetilmesi lazım. Binalarda ve ibadethanelerden başlayarak buradaki atık suyu yeniden projelendireceğiz. Ya bir misal vereyim. Mesela bir camide abdest aldığınız su aslında doğrudan doğruya atılacağı yerde bahçe sulamada kullanılabilir. Bir ön temizlik işlemden sonra. Halbuki biz ne yapıyoruz? Doğrudan doğruya kendi suyumuzla bahçeleri suluyoruz. Yolları suluyoruz. Halbuki bunu dediğim gibi kullanabiliriz. Evlerimizde yani tuvalette kullanılan suyla muslukta kullanılan suyu ayırt edebiliriz, projelendirebiliriz. Kabaca anlatıyorum. Yani sebze yıkadığınız bir suyla tuvalette kullandığınız su farklı. Bu suyu ayrı ayrı projelendirdiğimizde birbirine karışmayacak şekilde buradan büyük bir verim elde edebiliriz. Hem de Allah'ın nimetini daha uygun bir şekilde kullanmış oluruz. Bu arada bir de haber verelim. Altınordu'da 1/5000 ölçekli imar planı mahkeme bizi haklı gördü. Daha evvelden biliyorsunuz 2016 yılında yapılan 1/5000 ölçekli Nazım imar planını iptal etti. Biz ama bundan önce Mart ayından itibaren Altınordu ve Gülyalı'da imar planını tespit edilen sorunlar nedeniyle yeniden yapılmasına kararını almıştık. Bu aldığımız kararın mahkemenin verdiği karar ile doğrulanmış oldu. Bundan dolayı da size bu doğru kararı birlikte aldığımızdan dolayı size de teşekkür ediyorum. Ama mahkemede bizi haklı göstererek, haklı bularak buradaki yaptığımız işin doğruluğunu tespit etmiş oldu. Bunun dışında bir de güzel bir haber vereyim.
iyi bir yatırımcının yani önemli bir yatırımı inşallah orduya kazandırmaya çalışıyoruz. Büyük bir yatırımı Allah nasip ederse. İlk görüşmelerimiz olumlu geçti. Daha sonra netleştiği zaman sizlerle inşallah bunu paylaşırız. Yani bizim bir yandan da iş yerlerini, yeni iş yerleri açmamız lazım. Bunlar fabrika olur, endüstriyel tesisler olabilir. Bununla ilgili de güzel görüşmelerimiz var. Bu sıkıntılı zamanda böyle gönlümüze su serpsin diye bunları da size sunmuş oldum. İnşallah devamı da hayırlısıya gelir. Kurtuluş, Konakbaşı, Pamlık, Sakarya ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif hafta ve parsellerde hazırlanan teklifler ve rapor gündeme ilave edilmiş olup sırasıyla ana gündemin devam eden maddeler olarak görüşülecektir. Vermekten ziyade tedbir almak istiyorum. Yani sebze yakaladığı Mart ayından itibaren altın aldığı gibi yatırdım. Allah nasip ederse.